Efendim, Adana'nın Feke ilçesine bağlı Eğrikoğlu bölgesinde bulunan su kaynakları 21 yıl önce muhtar tarafından şebeke suyuna bağlanınca Ormancık Mahallesi susuz kaldı. Yıllardır eşeklerle evlerine su taşımak zorunda kalan mahalle sakinleri sonunda isyan etti. Çocuklar, nereye gidiyorsunuz? Köyümüzün hali bu. Mahallemizin şu kadar suyuyla tüm köyü doyurmaya çalışıyoruz. Her gün çoluk çocuk demeden ellerine aldıkları bidonlarla yollara düşüyorlar, eşeklerle evlerine su taşıyorlar. Ormancık Mahallesi sakinleri 21 yıldır suya hasret yaşıyor. 20 senedir suyum susuzluğunu çekiyor. Ya kahtana ya şene gidiyor. Bizim evimize içme suyu bile gelmiyor. Ne bahçe suyumuz var ne içme suyumuz var. Elimizden aldılar hazır suyu kaynaklarımızı da, şimdi birbirimize düşüyor. Adana'nın Feke ilçesinde yaşayan Ormancık Mahallesi sakinleri içecek bir yudum su bile bulamıyor. Yıllardır mücadele veren köylüler susuzluktan adeta kırılıyor. Suyun peşin diye. Ezeli doluyordu sanma, şimdi yok, tükendi. Gelinlerin suyu var. Bizimkinde götürüp bu bostan suluyor. İddiaya göre bundan tam 21 yıl önce eski muhtar Eğrikol bölgesinde bulunan su kaynaklarını mahalleliyi kandırarak şebeke suyuna bağlattı. Köylüler evlerine su geleceğini hayal ederken bir damla suya hasret kaldı. Bizim şu anki mahallenin suyunu da köye verdiler. Köye verildiği için bizim mahallede İçme suyuna hasret şu anda. Bizim su kaynağımız var mahallemize ait. Ama bu kaynağı önceki yıllarda diğer mahallelere de dağıtıldığı için şu an evlerimize su çıkmıyor. Hastalarımızı, hayvanlarımızı bırakıp ellerimize su taşıyoruz. 500 hanesi bulunan mahallede köylüler eşek ve katırlarla kilometrelerce uzaklıktaki çeşmeye gidiyor. Bidonlara doldurdukları taşıma suyla hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. İçme suyuna hasretik. En sonda benim evim var. Köyün en aşağısındaki su boru dolacak da en sona bana gelecek. Ne zaman çamaşır makinesine çamaşır atacağım diye bekliyorum gece saat 3'e 5'e kadar. Kışlık yiyeceklerini bile yetiştirmekte zorlanan köylüler 21. yüzyılda yaşadıkları su krizinin bir an önce çözülmesini istiyor. Bostan ektik, hep yine geri kırdık. Biricik darı kursağımıza durmuş. Hasilek bir şey de yemedi. Ekemiyor, biçemiyor. Domatesi yiyemiyor. Buradan bana kapatıyorlar, açıyorlar. Biz suyumuzu kendimiz istiyoruz. Hem bahçemizde hem içme suyumuzu. Çeşmeden durdurmak.